Tabii onlardan bugün genç olanlar var ama ümitlerde devam edenler var. Şimdi onlara takviye ile beraber daha güçlü bir ekip oluşturacağız. Bu geleceğimiz, yani bu çocuklar 2032'nin olimpiyat katılamayacak sporcuların seçmesi gibi düşün. 2032'ye hazırlık gibi düşün. Şu andaki hedefimiz bu. Asıl bu yıl biliyorsunuz ki Paris Olimpiyatları. Hedefimiz orada şu anda 9 kotamız var. 9 kotayla beraber inşallah hem bu sayıyı artırıp hem takım olarak yarışmak, hem de şu anda bu hafta Portekiz'e takımımız, oradan Paris'e geçecek, Paris'ten Japonya'ya geçecek, Japonya'dan Özbekistan'a geçip takımımız Türkiye'ye dönüp inşallah 2024'ün en iyi şekilde hazırlığını yapıp Paris Olimpiyatları'nda 20 yıldır alınmayan olimpiyat madalyamızı alıp bu yıl inşallah o olimpiyat madalyasına katılacak bir ekibimiz var. Ayrıca da görme engeller biliyorsunuz ki bizlere bağlandı. Şu anda 10 tane kotamız var. Orada var. Şu anda yani planlamamız 2024'te çok yoğun. Bu yaş grubuyla özellikle başladık. Onların uzun bir dönemi var. Ama bunlar için bizim olimpik kadrolarımızın en iyi şekilde olimpiyata hazırlanıp Paris Olimpiyatlarında hasretimizi gidererek olimpiyat madalyasını almak istiyoruz. Bütün uluslararası madalyalara söz sahip olduk. Yani şurada da yani Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası, EOF, Akdeniz Oyunları, İstanbul Oyunları, bunlarda gerçekten büyük başarılar imza attık. Hiçbir zaman bir yılın altında kalmadık, hep bir yılın üstüne çıkarak devam ettik. Şu anda elimizde 14 tane olimpik kadroda sporcumuz var. Bununla beraber hazırlayacağımız, hatta şimdiden hazırlayıp 2028'e hazırladığımız bir ekip var. Yani yaş ortalamamız 20-21 yaş ortalamamız. Bu da şu anda gelecek adına söz sahibi olmamızı sağlıyor. Biz o yüzden diğer federasyonlar, diğer branşlar gibi her konuda, her yerde, her platformda iddiamızı sürdürüyoruz. Yani bugün olimpiyat için kotalarımızı söylediğimiz zaman 9 tane kota çok kolay bir şey değil. Ama şu anda bunu konuşabiliyoruz.